var Twitch'te. İkinci bir hesapla geziyorum çünkü. Mesela o gezdiğim hesapla ben hiç ban yemiyorum. Sıfır. Vallahi sıfır kanaldan banlıyım. Tinder Swindler izledim mi? Ne diyorsun? İlk gün. Daha çıktı. Çıktığı günün dakikasında ben onu hemen izledim zaten. Yorumlarımı da belirttim. Allah hepimizi, bak Allah hepimizi böyle heriflerden korusun abi. İnanılmaz bir insan. Hiç onunla alakalı bir şey düşmüş mü ki ya acaba? Dur bakayım. Böyle sağa sola bir yazı mazı bir şey. Simon diye bir tane herif var abi. Tinder'da. Bak o ne diyor yapmış haberini. O ne diyor yapmış haberini. Yapmış. Yapmış. Ben sana dedim taktiki öğrenmek için izleyin dedim mi demedim mi? Hı? Bak anlatıyorum. Ne olduğunu anlatacağım. Hatta öncelikle bak bunun üzerinden anlatacağım size, tamam mı? Haberi de açtım burada. Haberi de buradan açıyorum. Adam Driver mı? Canım benim. Canım benim, onu da izleriz. Sen nerede oynarsan ben izlerim. Hiç merak etme. Sen nereye gidersen ben oraya peşinden gelirim. Hiç aklın kalmasın bak. Hiç aklın kalmasın, onu da izlerim. Sen git oyna bol bol bir yerlerde. Şimdi Tinder Avcısı diye bir belgesel yayınlandı. Tamam mı? Netflix'te. Bunun içerisinde neler var? Son günlerde tüm dünyanın konuştuğu Tinder Swindler belgeselini hepiniz duymuşsunuzdur. Bir dakika, bu Simon'ı mı anlatıyor şeyi mi? Belgeselin detayları var direkt olarak. Tamam. Tamam. Tinder Avcısı alışılagelmiş dolandırıcılık hikayelerinden çok daha farklı. Çok daha yok artık dedirten ve duygusal dolandırıcılık üzerine kurulmuş bir planı anlatıyor. Ay çok sessiz geldi arkası. Müzik açsam olur mu arkada? Ben izlediğim şeyleri sizinle konuşmayı aşırı seviyorum. Hele ki böyle belgesel tarzı şeylerse daha da mutlu oluyorum açıkçası. Spoiler vardır. Haberinize bilginiz olsun şimdiden. Şuradan güzel playlistimi açayım. Yum 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 yum. Şuradan başlayalım. Hı, çal arkada abi. Bu çok duygusalmış. Şu. Bu da çok şey ha. Ya yok mu ya böyle streaming mi? Neyse tamam hadi bunda kalsın. Tamam okey bu kalsın. Sam Levin'in şu ana kadar kaç kadın dolandırdığı tam olarak bilinmese de ondan intikam almak isteyen 3 kadın bu belgeselde yer alıyor. Hepsi Simon ile kurduğu bağ farklı olsa da on binlerce ve hatta bazıları yüz binlerce dolar dolandırılmalarına ortak noktalarıydı. Şimdi öncelikle Cecil'le başlıyoruz. Cecil'i ben size anlatayım isterseniz. Cecil Tinder kullanıcısı, çok da seviyor işte Tinder'dan buluşmalar ayarlamayı, birilerini bulmayı, etmeyi, görüşmeyi aşırı seviyor. Cecil bir gün Tinder'a giriyor, bir bakıyor ki bir adam. Ay Allah'ım, ama yani özel jetlerde, elinde prosu, en pahalı, en lüks mekanlarda geziyor. Ya ve Cecil de şuna çok inanıyor. Böyle hani bir prenses hikayesi vardı ya, bilir misiniz abi? Mesela Cinderella. Cinderella çok fakirdir, ailesi tarafından hor görülmektedir. 5 kuruşu yoktur. O yüzden Cinderella da dönemin şartlarında kendi kendine der ki Allah'ım bir yakışıklı, bir zengin bir prens yok mu? Çeksin çıkarsın beni bu hayattan, yapar Cinderella. Ve bir gün bir baloya gider. Tek bir şanstır o. Baloya gider, baloda prensle tanışır. Dönüşte ayakkabısını çıkartır. Yanlışlıkla düşürür mü artık? Ben kesin ayak yaptığını düşünüyorum bu arada Cinderella'nın. Kürketisi işte. Kesin ayak yaptığını düşünüyorum. Bilerek ayakkabısını unutuyor arkada. Maksat prens bunu arasın bulsun diye. Şüphe uyandırmak için akıllarda. Daha sonrasında prens bunu bulur ve evlenir ve sonsuza dek mutlu yaşarlar. Ha? Cecil bu hikayelere inanıyor abi. Yani. Cecil diyor ki bir gün ben yakışıklı prensimi bulacağım. Çok büyük bir aşk yaşayacağım. Aşırı büyük bir aşk yaşayacağım. Ve onunla evleneceğim. Sonsuza dek mutlu olacağız. Cecil buna inanıyor, tamam mı? Ve bir gün bir bakıyor ki önüne özel jetlerden inmeyen, gayet de yakışıklı bu arada. Adam harbiden bence hoş bir herif. Yakışıklı, tatlı dilli. Sürekli olarak adam çat Amsterdam'da, çat İsveç'te, çat Norveç'te, çat Amerika'da. Adam böyle özel jetlerde takılan bir herif. Tamam. İlk buluşmada Cecil bununla buluşuyor abi. Çok lüks bir otelde buluşuyorlar bu arada. Aşırı lüks bir otelde buluşuyor ve Simon göründüğü gibi çıkıyor. Hiçbir şeyi yok. Farkı yok Simon'un Tinder'da gözüktüğü halinden. Ecinciğim hoş geldin.
Simon Fan Club. Allah'ım yarabbim. Adam aynı göründüğü gibi çıkıyor. Hatta Simon da o gün diyor ki, ya diyor, biz bugün özel jetimle beraber İngiltere'ye gideceğiz. Sen de gelmek ister misin? Daha ilk gün bak. Daha ilk kez buluşmuşlar. Türk kadınlarının izlerken nasıl anksiyeteler geçirdiğini ben tahmin edebiliyorum bu arada. Çünkü şundan %100 eminim. Biz öyle bir korkuyla büyütülüyoruz ki mesela biz o otelin lobisinden başka herhangi bir alana gitmezdik bile. Ama Cecil diyor ki tamam. Ben de hemen eşyalarımı toplayayım. Alıyor şoförüyle beraber gidiyorlar. Eşyalarını topluyorlar Cecil'in. Cecil o gün İngiltere'ye gidiyor. İngiltere'ye de kimi götürüyorlar biliyor musunuz? Kızı. Simon'ın bir kızı var. Simon'ın kızın annesi de hatta onlarla beraber özel jete biniyorlar. İngiltere'ye iniyorlar. Orada bir otele gidiyorlar. Otelde birlikte oluyorlar. Ertesi günde ayrılıyorlar. Herkes memleketine dönüyor. Sonra tekrardan konuşmaya başlıyorlar. Okey. Simon sevgili Cecil'i görmek için özel jetle bir anda yanına gidiyor ve onun eve çıkmak için planlar yaptığından bahsediyormuş. Gel zaman git zaman Simon diyor ki bu iş artık ciddi, ben seninle ciddi düşünüyorum. Bize bir ev bak. Ev tutalım. Bütçemiz diyor $15,000 evi tutmak için. Aynı zamanda sürekli olarak evlilik vaadinde bulunuyormuş. Anlayacağınız Cecil'i kendisi tamamen bağlayana kadar Liv Liviv isimli elmasların kralı olarak anılan İsrailli iş insanının oğlu olduğuna iyice ikna etmiş. Adam da bu arada adı Simon Liviv olarak geçiyor. İsrailli çok büyük bir elmas şirketinin sahibinin oğlu gibi gösteriyor kendini herif. Plan istediği gibi işlemeye başlayınca da bir gece koruması olarak tanıttığı Peter isimli kişinin kendisini korumaya çalışırken vurulduğu anları onunla paylaşmış. Gecenin bir vakti herif mesaj atıyor. Diyor ki her şey çok kötü. Peter vuruldu. Düşmanlarım eğer olmasaydı beni öldüreceklerdi. Ben bu gece ölebilirdim. Ama diyor kurtuldum. Görüntüler bunlar. Ve şöyle düşün. Ambulansın içinde falan videolar var. Adamın kafası kanarken fotoğrafları var. Böyle panik içerisinde falan ses kayıtları mes kayıtları gönderiyor. Ve işte dolandırıcılık bu andan itibaren başlıyor. Diyor ki ben çok büyük bir risk altındayım. Düşmanlar beni takip ediyor. Benim bulunmamam için kendi adıma hiçbir işlem yapmamam gerekiyor. Ama şöyle düşün yani. Bir buçuk ay boyunca herif sürekli şöyle. Özel jetler, en lüks oteller, en lüks mekanlarda yemekler. Öyle böyle değil ve Cecil'le sevgili bu herif, tamam mı? Cecil bunda sevgili yani. 2-3 aydır sevgililer ikisi beraber. Acun Alıcalı gibi. Gerçekten Acun şey gibi. Acun gibi Cecil'le ilişkimiz açılmış. Adam da diyor ki benim diyor hiç bulunmamam için bana diyor hani bir süreliğine hani bunu çok utanarak istiyorum ama bana diyor bir süreliğine kredi kartını kendi adına bir kredi kartı çıkartıp sıfırdan bana verebilir misin? Sesli de diyor ki ay tabii ki de diyor sevgilim yani bu adam benim diyor. Bana diyor o kadar harcama yaptı ben gideyim diyor kredi kartımı çıkartayım şimdilik vereyim. Gidiyor veriyor kredi kartını. Herif sürekli bloke yiyor bu arada, kadın sürekli olarak bankayı arıyor. İşte diyor ki bu işleme onay verilmemiş bilmem ne falan filan. Bak tek bir günde $20,000 harcıyor herif. Tek günde. Gün. Bir günde adam $20,000 yiyor. Eziyor yani. Anladın? Hayal edebiliyor musun tek günde $20,000 harcadığını? Heh oha değil mi? Vay ölen ben. Tam vay ölen benlik. İşte diyor ki ay diyor kredi kartı limiti yetmiyor. En sonunda ne yapıyor? Sahte bir maaş bordrosu hazırlıyor. Sanki kız elmas şirketinde çalışıyormuş gibi. O elmas şirketinden bir maaş bordrosu hazırlatıyor. Maaş bordrosu $95,000. Kredi kartının limitini arttırıyor mu banka? Bankayı kandırıyor, bankayı. Heh, adam bankayı kandırıyor abi. Banka da diyor ki okey o halde sizin biz kredi kartı limitinizi arttıralım. Kredi kartı limitini arttırıyorlar kadını. Daha sonra da Simon diyor ki benim acil nakite ihtiyacım var çünkü nakit takip edilemez. Kız diyor ki işte $25,000 lazım acil diyor Simon. Kız diyor ki nereden bulacağım ben o parayı, git kredi çek diyor. Gidiyor kız kredi çekiyor mu $25,000? Amsterdam'da bu $25,000'ı vermeye gidiyor. Dinle bitmiyor ki hikaye.
Daha Cecil'deyiz, öyle düşün. Bekle şimdi. Cecil'in Amsterdam'da 25 bin doları vermesinden nereye zıplayacağım? İzle şimdi. Adam öyle profesyonel. Cecil gidiyor bir otelde 25 bin doları veriyor. Aniden Peter arıyor, diyor ki işte geliyorlar, bizi takip etmişler. Lanet olsun, şöyle olacağız, böyle olacağız, bilmem ne yapıyor. Diyor ki aracına, benim hemen gitmem lazım, seni seviyorum, şöyle böyle diyor. Simon'un turizm gidiyor ama kadın nasıl korkuyor? Çünkü ışıkları kapattırıyor, garip garip hareketler yaptırıyor kadına. Cecil dönüyor memleketine. O gece Simon, bir başka kadın var. İşte Pernilla. Burada hikaye Pernilla'ya geçiyor. Çünkü Pernilla Amsterdam'da yaşıyor. Tam olarak bu olayların yaşandığı gece Pernilla Simon'a mesaj atıyor. Diyor ki, aa diyor, Amsterdam'a mı geldin? O da diyor ki, evet Amsterdam'dayım. Pernilla diyor ki, bu gece ne yapacaksın? Full party diyor. Vur diyor partiyi güm güm. Bahar'ım hoş geldin. Hoş geldin. Bahar bu arada saçın çok güzel olmuş. Bayıldım görünce. Pernilla ile de Tinder'dan tanışıyorlar ama Pernilla ile sevgili değil. Pernilla ile arkadaş. Ben bu hikayede en kanmaması gereken ama kanan ismin Pernilla olduğunu düşünüyorum. Ya çünkü duygusal as... Ya şöyle, bir arkadaşlık bağları var ama duygusal bir bağları yok abi. Yo yo yo, arkadaşlar. Pernilla ile baya yakın arkadaşlar. Hiç şey yok. Pernilla'yı da dolandıracak. Bekleyin. Sonra işte bütün bir 25 bin doları Pernilla ile eziyor. O sırada Cecil'e diyor ki, tekrardan bana şey atman lazım, para göndermen lazım. Cecil bir daha kredi çekiyor, bir daha gönderiyor. Bir daha kredi çekiyor, bir daha gönderiyor. Sürekli de Cecil diyor ki, ne zaman bana parayı gönderebileceksin? Gidiyor buna çek falan yazıyor, çek karşılıksız çıkıyor. Cecil o noktada uyanıyor. Ama Cecil'in parasıyla kimlerle takılıyor? Bir numara Pernilla. Gidiyor Pernilla'yı gezdiriyor, ediyor. Yunanistan'da adalara madalara gidiyorlar. Orada en zengin, en lüks mekanlarda takıyorlar. O sırada bir bakıyor ki Pernilla bunun Rus bir manken sevgilisi var. Ya. Ama Norveçli Cecil de hala kenarda duruyor. Norveçli Cecil'in parasıyla hem Pernilla'yı hem Rus manken sevgilisini besliyor. Bitiyor mu? Bitmiyor. Hikaye burada da bitmiyor. Daha sonrasında ne yapıyor? Bu sefer Pernilla'ya aynı bahaneyi uyduruyor. Pernilla diyor ki, hayatım tehlikede, düşmanlarım var, düşmanlarım beni yakalayacak, şöyle olacak, böyle olacak, bana yardımcı olur musun? Pernilla'nın da bankada bir parası var, belli bir miktarda, 30 bin dolar kadar. 30 bin doları gönderiyor. Normalde kendisine ev almak için biriktiriyor parayı. Gönderiyor 30 bin doları Simon'a. Bitiyor mu burada? Bitmiyor. Simon bunu geri ödemiyor. Geri ödemediği gibi bir daha Pernilla'dan para istiyor. Pernilla da bir daha kredi çekiyor. Gidip kredi çekiyor Simon için. Simon'un hayatı tehlikede. Onun için benim diyor Simon'a yardımcı olman lazım. Ben bu arada ilk kısma kadar, yani ilk kısma şey oluyorum böyle hani. Ya çok duygusal bir bağ kurmuşum. İşte o da bana harcamış etmiş, elimi cebime attırmamış. Hadi diyorum, belki ilk seferinde yaptım bunu. Ki biliyorsunuz ben yapmam. Ben yapmam. Benim canım var, benim paramı alma. Ben öyle ama abi ikinci seferine ben derim ki, yani kusura bakma, bende de yok hacı. Yani hacım kusura bakma. Şahsım adına söylüyorum, bende de yok derim. Sonrasında abi Pernilla da para göndermeye başlıyor buna. Pernilla da bankalara şey oluyor. Borçlanıyor. Belgeselde yer alan Simon'ın yakalanmasını sağlayıp ondan bir de en intikam almayı başaran tek kadın Aileen Charlotte. Simon ile sevgiliyken Cecil ve Pernilla'nın Simon'ı yakalamak için işbirliği yaptığı gazetelerle iletişim kuran Aileen, Simon'a çaktırmadan onun yerini ifşa edip yakalanmasını sağlayan kişi. Mevzu şu. Gazetelere düşüyor bu haber. Norveç gazetesi, bir Norveç gazetesi haber yapıyor, Facebook'ta haber yayılıyor. Bu kadın da bir gün tam uçağa binecekken bir bakıyor ki açtığı Facebook gönderisinde sevgilisi. Ki bu kadın da çoktan Simon için kredi çekmeye başlamış. Çoktan ona para vermeye başlamış, etmeye başlamış. 150 bin dolar olması lazım. Şeyin 250 milyon dolar Cecil'in.
Cecil 250 milyon dolar. 250 bin dolar. Çok özür diliyorum, milyon dedim. Çok pardon. 250 bin dolar Cecil. 200 bin dolar Pernilla. 150 bin dolar Aileen. Arada ne gibi mağdurlar var daha bilinmiyor bu arada. Daha arada bir sürü mağdur olduğu düşünülüyor. Bu arada işin garip tarafı, Simon çok daha önceden aynısını yapıyor, yakalanıyor ama serbest bırakılıyor. Çünkü mahkemeler hep diyor ki kendi rızalarıyla vermişler kartlarını. Abi ben daha kocamı 10 bin lira dolandıramadım, ne yüzü zaten bunu izledikten sonra böyle yanındakine bakıp böyle alnından falan öpmek istiyorsun yani gerçekten. daha sonrasında bu kız bakıyor haberi falan filan ve anlıyor. Simon'un dolandırıcı olduğunu anlıyor ama ne yapmıyor? İletişimi kesmiyor asla Simon'a. Simon'a diyor ki hep Gucci giyiyor adam, Prada'lar giyiniyor, saatler en pahalıları. Diyor ki kız ya diyor, hani ben artık kredi çekemiyorum, bankalara kredi vermiyor. İstiyorsan bana kıyafetlerini ver. Ben onları online sitelerde satayım, senin kıyafetlerini. Oradan gelen parayı sana vereyim. Bir gece gidiyor yanına, bütün kıyafetleri alıyor. Simon nasıl deliriyor ama, o ses kayıtlarını falan dinlemeniz lazım. Paramı ver, lanet olsun, gönder paramı, bütün kıyafetlerimi aldın. Nasıl hiç satamadın da şöyle oldu. Aileen buna 5 kuruş bile göndermiyor abi. Ama dolandırıyor sonuçta bunu. 5 parasız pansiyonlarda kalmaya başladıktan sonra kadınların dayanışmasıyla tutuklanan Simon Lewis, İsrail'de işlediği suçlardan dolayı 15 ay hapis cezasına çarptırılıyor. Ancak 5 ay sonra salıveriliyor ve eskiden çok daha arsız bir şekilde gösterişli hayatını yaşamaya devam ediyor. ...5 ayını yatıp çıkıyor Simon. Ve şu anda eskisinden çok daha iyi bir hayatı var. Çok daha iyi bir hayatı var. Hatta ücret karşılığında iş tavsiyesi verdiği bir site bile kurdu. Şu anda İsrail'li bir manken ile birbirinden pahalı otellerde yemek yiyip Bentley ile Ferrari arasında kararsız kaldığı bir hayat yaşıyor. Aynı zamanda Instagram hesabından da bu lüks hayatı paylaşmaya devam ediyor. Ama bakayım. Nerede bunun Instagram hesabı? Aa, bir de suçlamaları da asla kabul etmiyor. Hatta Netflix'e diyor ki hani bu belgeseli yapacaksınız. Ama diyor bilin ki bedel ödeyeceksiniz diyor. Bedel ödeyeceksiniz diyor. Cecil dolandırıcılığa karşı insanların bilinçlenmesini sağlamak için konuşmalar yapıyor ve Simon'ın kendisine bıraktığı yüz binlerce dolarlık borcu hala ödemeye çalışıyor. Pernilla da ev almak için biriktirdiği parayı Simon'a verdiği için şu an hala o parayı yerine koyabilmek için çalışıyor. Ayrıca da on binlerce borcu bulunuyor. Nasıl hikaye? Abi inanılmaz bir dolandırıcılık ağı bu arada. İnanılmaz. Ve bak şimdi size korkunç bir detay geliyor, hazır mısınız? Cecil en sonunda artık bankaları arayıp diyor ki bir dolandırıcı tarafından dolandırıldım. Geliyorlar işte, ediyorlar falan filan. Başından geçen olayları anlatıyor. Bu bankada çalışanlar da bir resim gösteriyorlar. Diyorlar ki bu şahıs mı dolandırdı sizi? Evet diyor. Diyor bakın dolandırıcılar bu kadınları da zamanda dolandırdı diyorlar. Bakıyor ki orada sarışın bir kadının fotoğrafı. Dolandırılan kadın kim? Çocuğunun annesi. 3 yıl önce dolandırılmış, hala görüşüyor Simon'la. Bunu bildiği halde sesini uyarmıyor o gün. Hani Cecil ilk gün İngiltere'ye binip gitti ya uçakla. O özel jette bulunan kadın. Nasıl? Nasıl? Ya.
Ya bir şey söyleyeceğim burada. Kylora zaten şimdi mesela bu kadınlara hiç kimse şunu diyemez. Bu kadınlar salakmış. Kimse diyemez bu arada. Sebebini söyleyeceğim size. Çünkü şöyle düşün. 1,5-2 ay boyunca o lüks hayatın içinde yaşıyorsun. Özel jetlerdesin. En lüks arabalardasın. Gittiğin her yerde tanıyorlar adamı. Herkes işte hoş geldiniz Bay Liu, nasılsınız? Aynısından mı? Falan filan diye soruyor. Yani o hayatı yaşıyorsun ve bunu kısa bir sürede yaşamıyorsun, anladın mı? Uzunca bir süre yaşıyorsun yani bunu. Bir de herif öyle bir manipüle ediyor ki yani ya kadının 2-3 aylık sevgilisi var. Ki işte yok ev bak, yok bilmem ne carçurt çekiyor yani. Adam senaryo kurmuş. Adam müthiş bir senaryo kurmuş bu arada. Yani gerçekten herifi tebrik etmek lazım. Çünkü şöyle bir ilginç var. Yüzünde meymenet de var herifin. Tinder'dan mı banlanmış? İlk olarak Simon'un Tinder'dan banlanmasıyla başlayalım. Verity'de yer alan bir bilgiye göre Simon şu anda herhangi bir mail adresiyle de olsa Tinder'a ulaşamıyor. 2020'nin Aralık ayında Simon küçük bir dolandırıcılık daha yapıp Covid aşısına erken olabilmek için sağlık çalışanı gibi davranmış. Benim bankaya 40 bin dolar borcum var. Ver sen onu kapatayım sonra da 150 bin dolar çekeyim diye. Belgesel yayınlandıktan 2 gün sonra Simon'ın Instagram hesabında bir paylaşım yapıp yaşananları kendi tarafından anlatmaya hazır olduğunu belirtti. Ay ne olur anlatsana. Allah adı verdim bir anlatsın ya. Ay lütfen anlat. Ne senin tarafı ne? Bir de bu hikayeyi benden dinleyin mi yapacaksın gerçekten? Ne senin hikayen acaba? Ne olabilir abi hikayesi? Aa! Adama bak yani. Anlattı YouTube kanalı varmış. Allah aşkına bir onu çevirsin baştan aşağıya. O hikayede bir yapımcı satar. Vallahi satar. Gerçek hayatta elmas kralı olan Levi Simon oğlu gibi davrandığı için yakın bir zamanda İsrail polisine bir şikayette bulundu. Allah razı olsun. Sağ ol abi gerçekten. LAD Diamonds ise Simon'un açıklamalarından dolayı oldukça şikayetçi. Simon'un açıklamaları şirketin duruşuna zarar verdiği için bu durumdan memnun değiller. Simon geçtiğimiz aylarda kendisine yönelik suçlamaları kesin bir dille reddetti. Deli ediyor beni herif. Bu kısa paça beni deli ediyor arkadaşlar bak gerçekten. İstediğim ismi seçmek gibi bir hakkım var. Kendimi hiçbir zaman kimsenin oğlu olarak göstermedim. Ha. Ama insanlar hayal güçlerini kullanmışlar. Bu süreçte kalpleri kırılmış olabilir. Kadınlardan tek bir kuruş bile almadım. Benim şirketimde eğlendiler ve benim paramla dünyayı görüp seyahat ettiler. Ya sen inanılmaz bir insansın sen ya. İnanın arsız bir de. Bir de arsız ve yüzsüzsün. Beni daha da delirtiyor senin bu arsız ve yüzsüzlüğün. Aa. Sam Liu 2019 yılında İsrail, İngiltere, Danimarka, Almanya, İsveç ve Norveç'te aranıyordu. Simon kendisine verilen 15 aylık cezanın sadece 5 ayını çekti. Serbest bırakılması ise pandemide hapishane nüfusunu azaltma programının bir parçasıydı. Ya bu adam salınır mı abi? Bu adam ülke dolandırır lan. Ülke. Memleket dolandırır bu. Öyle bir tip çünkü bu. Fakat Tinder Swindler'da bu durum Simon'ın IR indiriminden faydalanarak çıktığı yer alıyor. Simon 3 ay önce emlak üzerinde uluslararası uzman olarak bir röportaj. Ben size söyleyeyim, çok iyi bir manipülasyoncu yüksek ihtimalle. Çok iyi bir böyle manipülatif birisi. %100. %100.
Makalede Simon 31 yaşında olmasına rağmen 29 olarak yer alıyordu. Bu tabii ki Simon'ın 29 yaşında bir emlak uzmanı olarak verdiği tek röportaj değil. Aa! Başka bir tanesi Netflix'te biyografisinin yayınlanacağı... Gördük biyografini reis! Gördük! Aldık biyografini, merak etme! Hepimiz gördük biyografini. Manyağa bak! Simon'ın babası Yuan Hayut El Al Hava Yolları'nda hamambaşı, 2019 yılında onu Simon Liu olarak tanıtmak suçuyla polis tarafından sorgulandı. Avukatı ise bu sorguda hakkında yöneltilen model Kate Cohen'in bir dönem Simon'la birlikteydi fakat sonrasında ayrıldılar. Aaa! Kızım salak mısın? Nasıl inanabiliyorsun? Hamam başı ne işle meşgul oluyor? Hı? Benim enayilerim. Aaa! Vatos panik. Belgeselde listelenen web sitesine erişmeye çalışıldığında Simon'un iş tavsiyeleri verdiği listenin artık yayında olmadığını görebilirsiniz. Pernod'a belgeselde Simon tarafından dolandırılan kadınlardan bir tanesi şimdi iflas etmiş ve annesiyle yaşıyormuş. Hala uğraşıyorum, hayatımın en büyük ihanetiydi. Simon benim arkadaşımdı ve hayatımı mahvetti. Dolandırılan bir başka kadın olan Celine ise diğer insanlara tavsiyeler veriyor. Yardıma ihtiyacınız var, utanmayın, açık olun ve lütfen şikayet edin. Bu arada Pernod ile sesin aşırı yakın arkadaşlar şu anda. Şeyman Subaşı'nınkinin dolandırıcı olduğu kesin miydi ya? Nasıl? Hmm. Hahambaşı! Hamambaşı değil, tamam ben diyorum hamambaşı ne? Hmm. Öyle haberler çıkmış ama bilmiyorum. Sanmıyorum öyle olduğumu. Ve son olarak da The Favorite Cats yapımcısı tarafından yönetildi. Teşekkürler. Hala inanılmaz geliyor ya. Hala inanılmaz geliyor. İdolü Ben yapamam abi mesela, yani durum ne olursa olsun birini dolandıramam. Gerçekten dolandıramam bu arada ya. Simon abiden el almak lazım ama tersi yönde tabii. Instagram'dan banlanmış, Tinder'dan da banlanmış ama inanılmaz bir herif ya. Gerçekten inanılmaz bir herif. Kurduğu ağa bak yani adamın. Birinden alıyor, öbürüne veriyor. Sonra ona verdiği için öbüründen alıyor öbürüne, öbüründen alıyor öbürüne. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Ay bir şey söyleyeceğim. Gerçekten Haskaloğlu'na benziyor bu arada. İnanılmaz. Aynı gün millet aynı videolar atıyormuş bu arada hayır. Tabii. Anneme ayıla bayıla çocuk. İnanılmaz ya. Bu kızın adı neydi? İsrailli mankenin. Her şeyini kapatmış, her şeyini. Her şey ayyuka çıktı yani çünkü. Her şey ayyuka çıktığı için adama. Ya mümkünse yani Tinder, Swindler herkes izlesin ki yarın bir gün bunu görürseniz eğer dolandırıcılığınızı anlayın. Anladınız mı? Bir de şey çok kötü abi, yani dolandırıldığını öğrendikten sonra şunu öğreniyorsun ya, o da çok korkutmuş. Senden önce de
bir başka kadının parasını almış. Sen o parayla o lüks hayatı yaşamışsın yani. Çok kötü. Çok kötü. Ben internet sitelerinden, en azından mesela Tinder, Minder gibi direkt böyle niyetin açık olduğu sitelerden düzgün bir şey yaşanılabileceğine ben hiç inanmıyorum abi. Benim o konuda inancım sıfır yani. Hatta ben genelde aslında internet üzerinden böyle çok nasıl söyleyeyim? Çok böyle sağlıklı şeyler kurulabileceğine aşırı inanmıyorum. Aşk ilişkisi açısından en azından. Ya birkaç kere yüz yüze falan görüşmek lazım. Birkaç kere. Mesela Cecil, ya neden hemen aşık oluyorsun ki? Equinix Bey'in hoş geldin. Night Lover efendim onlara göndermiş. Poeti TV senin güzelliğine aşık olmak demiş efendim. Neymiş ki o? Ne bu? I'm locked out of heaven. Oh, Ladinya efendim Tayristan'a abone olmuş. Çok teşekkürler ediyorum. Arperen Semiroğlu'na hoş geldin. Pqueen fan 672 efendim 50 bit göndermiş. Çok çok teşekkürler. Anımız Cheerer 100 bit atmış. Çok teşekkür ederim. Ladinya 5 kişi abone kedi etmiş. Çok teşekkürler. Armitara hoş geldin. Murat Sin efendim 100 bit göndermiş. İyi yayınlar Perun. Bugün muhasebecimle telefonda konuştum. Bu yılki vergi miktarımı öğrendim. Telefonu kapayınca bir süre baygınlık geçirdim. Umarım bu yayın bana iyi gelir demiş. Geçmiş olsun öncelikle. Çünkü benim de öyle. Çünkü ben artık baygınlık da geçiremiyorum. Ya çünkü yani daha ne kadar bayılabilirim ki? Daha ne kadar şey yapabilirim ki? TikTok'ta Pqueen TV Altra diye bir hesap var. Seni taklit ediyor gibi gözüküyor. Bir bakarsın, hayır zannetmiyorum hiç. O şey olarak açmıştır. Normal olarak açmıştır o. Ve fan hesabı gibi açmıştır. Ah! Düşüyordum. Fan hesabıdır ya. Şey değildir zaten. Niye yapsın yani öyle bir şey? Logger hoş geldin. Sefalar gidin. Fenoriyeli zaten okumuştum efendim. Ladinya 200 bit daha göndermiş. Çok teşekkür ederim. Berkay ye efendim ikinci ayında. Dur şunu kapatayım artık. Suratsız! Önümde durup durma. Berkay'a hoş geldin. İkinci ayından 1000 dolar efendim. 100 bit göndermiş. Canım ablam ben nitro almıştım. Sonra hesap otomatik.